Bugün birçok hastalığa şifa olan çok besleyici, çok vitaminli bir gıdamız ile karadut şerbeti ile geldim. 4 kilo kadar karadutum var. Bunu büyükçe bir tenceremin içerisine alıyorum. Karadut şurubu yapacağım bununla. Hafif bir suyun altından geçirttim. Bazılarını yerden toplamıştık. Şimdi bunun içerisine daha fazla lezzet vermesi için biraz zerdeçalı doğradım. içine atıyorum. Daha güzel aroma vermesi için de biraz yasemin otum var. Bu çiçek çiçeğimi yasemin otumu da şöyle parçalayıp içerisine atıyorum. Çok daha güzel, lezzetli olacak. İçerisine çok fazla değil. Üzerine geçebilecek kadar su koyuyorum. Konsantre yapacağım. Fazla sulu olsun istemiyorum. Siz isterseniz içerisine farklı aromatik gıdalardan koyabilirsiniz. ilave yapabilirsiniz. Ben çal ve Yasemin otu çok hoşuma gidiyor. Kara dutumda bunu kullanacağım ve hiç şeker kullanmayacağım. Siz isteğinize bağlı olarak şekerde de ilave edebilirsiniz. Suyunu da fazla koyabilirsiniz. Ben sadece konsantre yapmak istiyorum. Eğer varsa el blenderınızdan geçirirseniz başta çok daha güzel olur. Çok daha çabuk içindeki vitaminlerine parçalandığı için dışına verir. Maalesef benim el blenderımı düşürdüm, kırdım. Evet, karadutum kaynadı, harika oldu. Çok da güzel kokuyor. Şimdi bunu süzeceğim. İçerisine hiç şeker kullanmadım ben. Şöyle sıçratmadan. Ve çok az su kullandım. Konsantresini yapacağım. Fazla su kullanmayacağım. İçileceği zaman üzerine biraz su geçirteceğiz. Tabi bunun üzerine biraz daha kaynar su alacağım hemen. Ve ilk konsantre ile bunun arasındaki farkı da göstereceğim. Mutfak tülbentimin içine koyduğum karadutlarımı kaşıklarımla bastıra bastıra suyunu aşağıya geçirtiyorum. Şimdi suyunu çıkartmış olduğum karadut konsantre sularımı kavanozlarımın içerisine sıcak sıcak alıyorum ve kapaklarını iki ileri bir geri kapatıyorum. Büyük kavanozlara koymuyorum, küçük kavanozlara koyuyorum. Çünkü yavrularıma vereceğim içecekleri zaman bardaklarının üzerine normal soğuk suyla doldurup içebilirler ve kapaklarını ters çeviriyorum, kaynatacağım. İlk suyunu aldığım karadutlarımın üzerine fazla su koymamıştım zaten. Şimdi çıkan posaların üzerine tekrardan biraz su ilave ediyorum ve tekrardan Bunları kaynatacağım, sıcak sıcak süzüp kavanozlarıma dolduracağım. İkinci defa biraz kaynatmış olduğum posalarımı dikkatli bir şekilde süzgecime alıyorum. Çok dikkat etmemiz lazım bir yerimize sıçrama yapmasın, yakabilir. Kaşıkla bastırarak suyun dibine geçmesini sağlıyorum. İkinci posadan çıkarttığım suyumu da yine süzdüm harika yine aynı renkte o kadar güzel ki içerisine şeker koymadığım için doğal tadıyla kaldılar. Şeker kullanmak istemiyorum böyle kullanmak çok daha güzel tadı fazla varsın fazla tatlı olmasın hiç önemli değil. Muhteşem yine kavanozlarımı iki geri bir ileri kapatıyorum ve bunları küçük değil büyük kavanoza koydum. Çünkü ilkleri daha bir konsantreydi açtığımda çabuk bitsin diye onları küçükleri çocuklarım için kullanacağım. Evet bunu da hemen şöyle ters çeviriyorum ve diğer kavanozumu dolduruyorum. Şimdi kaynamakta olan suyumun içerisine kapakları aşağıya gelecek şekilde hepsini yerleştireceğim ve daha sıkı tutmaları için kapakların iyice kaynatacağım ben bunları. Bu ikinci çıkartmış olduğum su ve ben sonrasında üçüncü suyu da çıkarttım. Bakar mısınız yine aynı harikalıkta. Üçüncü defa su kullandım. Tekrardan çıkarttım. Şimdi bunları bir güzel kaynatıp kapaklarının iyice tutmasını sağlayacağım. Yeteri kadar kaynamış olan karadut şuruplarımı çıkartıyorum. Kapakların ağzını suyunu silip ağızları ters gelecek şekilde bir bezimin üzerine yerleştiriyorum. Fakat çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çok sıcak. Bu arada içerisinde koymamış olduğum bir tanesini de yerleştiriyorum dikkatli bir şekilde elimizi yakmadan çıkartıp bezin üzerine diziyoruz. Şimdi sabaha kadar bekletmiş olduğum karadut şuruplarımın kapaklarını çeviriyorum. Öncelikle şöyle baktığımızda bir şişme varsa kapakta bu tutmadı demektir. Şöyle alıp çeviriyorum. Bunlar tam konsantre olanlar. Evet hiçbir şey yok. Dümdüz hepsi de. Karadut kolesterolü düşürür arkadaşlar. Harikadır. Kalp ve damarlara çok iyi gelir. Evet bu da düz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Şu üçüncü su çıkartmış olduğum şu ikinci. Ve hepsinin kapağının altı da gayet güzel. Dümdüz en ufak bir şişme yok. Ve karadut kan yaptığı için de Kansızlığı da önler. Harika bir içecektir. Hepsi gayet güzel. Harika oldular. Evet karadut şuruplarım hazır. Harika oldu. Şu birinci çıkarttığım ilk konsantre olan güneşten fazla göremiyorum. Şu ikinci çıkartmış olduğum ikinci su üzerine koyup ve şu da üzerine üçüncü defa suyunu koyup çıkartmış olduğum kara tut suyum. İlk çıkarttığım sadece biraz daha koyu. Fakat hepsi de çok güzel. Fazla bir fark yok arada. Kansızlık çekenlerin özellikle tüketmesi gereken bir içeceğimiz ve yiyecek kara tutumuz. Pekmezinden faydalanabilirsiniz. Şurubundan, reçelinden sadece öylece yiyebilirsiniz kansızlık probleminiz, demir eksikliğiniz varsa kara tut yiyin. Bugünkü tarifimde bu kadar, bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Bu arada arkadaşlar abone olmak ücretsiz biliyorsunuz. Sayfama abone olur, destek verirseniz çok memnun olurum.